Sercan Bey. Hocam merhabalar. Sercan Dikmaz. Merhaba. Merhaba hocam. Öncelikle geçmiş Öğretmenler Gününüz kutlu olsun hocam. Evet, o da dündü. Doğruluğu evet. Da atlatmıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Rozier'de bir performans düşüklüğü var hocam sezon başından bu yana. Yani sizde, sizin en belirgin özelliklerinizden biri de performansı düşmüş bir futbolcuyu tekrar parlatıp göz önünde bulundurmanız. Valentin Rozier'le ilgili planınız nedir? Bir de sadece aynı mevki olduğu için, merak ettiğim için soruyorum. Onur Bulut ismi geçiyor Kayseri Spor'dan. Bununla ilgili bir tasarrufunuz var mı? Beğenir misiniz Onur'u? Teşekkür ederim hocam. Şimdi elimizde Rozier gibi bir oyuncu varken oyuncu almayı doğru bulmam normalde. Çünkü oyuncu belli. Zaten az evvel de kısmen Turgay Bey'le konuşurken onu söylemeye çalıştım. Onun üzerinden isim vermek istemedim ama siz de verdiğiniz gizli de bir şey yok. Kendi de biliyor zaten. Bu takımın direkt oyuncusu ve öyle oyuncusu olduğu için buraya transfer edildi. O oyunu oynadığı zaman bir sorun yok. Ama şu anda bir dalgalanma geçirdi. Bu da olabilir. Bunu da o şöyle karşılayabiliriz. Dün toplantıda Öğretmenler Günü ile ilgili oyuncularımızın birlikte olduğum toplantıda orada da söyledim. Yani öğretmen ilişkilerinde de çok zeki oyuncular, çok zeki öğrenciler vardır ama yaramazdırlar. Ona benzetiyorum onu. Kendine de direkt söylediğim için. Hatta dün orada bir espri yaptık yani. Nasıl? Evet. Ama zekası, oyun yeteneği iyi. Eğer bu tarafa çekebilirsek onu, kendisi kaçmasa, kaçarken bizi yakalayamazsak onu gider yani. Hem o gider hem biz gideriz. Onu bu tarafa getirmeye çalışıyoruz. Gelirse iyi. Gelmese yani oraya da gitmez, başka yere gider o zaman. O zaman da bilemeyiz. Yani çünkü takımdaki her oyuncumuz önemli. Rusya'da önemli bir oyuncu. Ondan vazgeçmek için değil ama kendisi böyle bir düşünceyle gelirse o zaman değerlendirmek başka bir şey olur. Ama şu anda oynamasında. Onur'la ilgili de şunu söyleyeyim yani açıldığı için. Onur şu anda bek olarak iyi bir oyuncu, başarılı. Burada olmasını her zaman isterim yani. Ama bu istekler işte şartlara bağlı, oyunculara bağlı, takıma bağlı. Yani burada şu oyuncuya hayır, bu oyuncuya evet demek doğru değil. Yarınların ne olacağını bilemeyiz. Ama Onur da çok değerli, Türkiye'nin en iyi beklerinden bir tanesi diye bakıyorum. Ogün Bey. Ogün Şahinoğlu, Sabah Gazetesi. Hocam oyuncuların bireysel performanslarının takıma etkilediği aşikar ama bir de sakatlık konusu var. Sezon başından bu yana 13 ya da 14 oyuncu sakatlık yaşadı Beşiktaş'ta ki bunların büyük çoğunluğu kas sakatlıklarıydı. Bu sakatlıklar temel sebebi nedir sizce? Şu an bir ekibinize elbette arada veriler üzerinden analiz yapmışsınızdır. Çok fazla kas sakatlığı yaşanıyor. Sebebi nedir? Bu takımı ne kadar etkiliyor? Şimdi bu konuda da bazı yazılar çıktı. Yorumlar olabilir. Gayet de saygıyla karşılıyorum. Mesela antrenmandan kaynaklanan sakatlık çok söylendi. Hoca ile ilgili konuşuldu. Ben hoca üzerinden gitmesini doğru bulmuyorum. Ama her hoca antrenman yapar. Bazen oyuncu sakatlanır, hoca az idman yaptı denir. Bazen sakatlık olur, çok idman yaptı denir. Ama şu bir gerçek gördüğümüz, yani ben kuvvetsizlik olarak söylüyorum. Yani bilim kuvveti, genel kuvveti olmadıktan sonra oyuncunun, onun üzerine yapacağınız çabuk kuvvetli çalışmalar onu erken forma sokar, erken düşürür ve taşıyamadığı için de sakatlıklar bir sebeptir. Ama tek başına sebep değildir. Bizim bazı oyuncularımız, baktığınız zaman siz de görüyorsunuz, geç alındı veya takımlarında oynamadığı için alındı. Yani alırken oyuncuyu orada fazla oynamayan oyuncu aldığınız zaman sezon başı yüklemesi de ağır gelmiş olabilir. Tam hazır olmadığı için de oynadığı için de gelebilir bu sakatlık. Şimdi hep söylüyorum oyuncu sahaya çıktı mesela Wout Galatasaray'a çıkarken kolunda sakatlık var. Önce şunu soruyorum. Bu sakatlık daha büyür mü? Büyümez. Oynamasına mani olur mu? Olabilir. Olmadı mı? Oldu. Bir risk alıyorsunuz orada. Ama sakatlığı bir hafta sonra maç var. Sahaya koyacağım. Kas sakatlığı var. Hem verimi tartışılır bu olacak. Hem de sakatlığı büyüyecek. Asla oynamasını istemem. Doktora da söylüyorum, oyuncuya da. Ben %100 sahaya çıkan oyuncu artık %100 görmek isterim. Onda yanılıyorsam kendimi de hatalı bulurum. Oyuncu da bulurum. Çünkü senin beyanın önemli. Doktor sağlığı için tedavi eder. Fikir verir ama en son karar oyuncu verir. O da öğrenir ne olduğunu bilir. Şimdi bizde bu sakatlıklar olma sebebini birine, bir olaya bağlamayı doğru bulmuyor. Onların hepsini içine alabilirsiniz. Öyle bakmak lazım. Bugün onu ortadan kaldırmak için burada iki idman yaparken de dinlenmesini, çalışmasını ve bu durumlarda kendini anlatarak yapıyoruz. Yine sakatlık olabilir. Allah korusun, bazen darbeye sakatlık, bazen çok ağır
bir sakatlıklar, işte çapraz bağlar, menisküsler, bunlar olabiliyor. Ama dediğiniz gibi kas sakatlığı antrenmanda da bağlıdır. Beslenmeye de, dinlenmeye de, hepsine söyleyebilirsiniz. Ama özellikle bir futbolcunun süreklilik arz etmemesi sakatlık riskinin her zaman olacağını gösterir. Yani formda bir oyuncu, sürekli oynayan bir oyuncu dinlenmesini de iyi yapıyorsa onun sakatlanma riski azdır. Ki günümüz şartlarında bilimin bu kadar futbolun içine girdiği dönemde ben bunu az buluyorum. Biz kendimiz testleri yapıyoruz. Beslenmesi daha iyi. Oyuncular bunları biliyor. O yüzden buna alışması gerekiyor.